Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek taşları keman olmuş. O yârimin kaşları keman olmuş. Senin yüzünden oluyor bu arızalar. Çok basıyorsun, fazla yükleniyorsun gaza ya. Ya basmıyorum baba ya. Seyyar satıcıların arabası bile bize geçiyor artık. Eskidi motor, eskidi. Eskimez efendim, eskimez. O arabanın motoru taş gibidir, taş. Uygun devirde kullanmak lazım. Baba, arabayı annemin mutfak robotunun motorunu taksak daha iyi gider ya. Ah, bir de espri yapıyor beyefendi. Ne oldu? Yine bir şey mi oldu arabaya? Ne olacak? Hastaneden dönerken yolda bozuldu, tamirciye çektirdik. Ama ufak bir şey anne, yarına düzelir. Hı, ufak bir şeymiş. Size göre her şey ufak zaten. Neyse canım. Terzi Hüseyin nasıl oldu? Önemli bir şey miymiş hastalığı? Yok canım, böbrekler yine kum döküyor tabii, ağrısı var biraz. Geçmiş olsun. O da iyice yaşlandı artık değil mi? Evet, o da bizim araba gibi tekleyip duruyor. Hem eski model hem bakımsız. Ben kalkayım artık. Aa, kızlar çok geç kaldım zaten. Ama geç kaldıysan seni abim bıraksın. Aa evet Mustafa, Pelin'i Kadıköy'e bırakıversen arabayla. Ay aslında çok iyi olur. Bu yağmurda taksi bulmam da çok zor. Çok isterdim Pelin ama... Ama ne abi? Hadi Mustafa, bak ne güzel fırsat. Yani ne zamandır Kadıköy'e gitmiyorsundur kim bilir. Şey yani orası öyle de bizim araba... Yoksa yine mi bozuldu? Evet, tamircide. Ha, tüh, ne güzel konuşa konuşa giderdik beraber. Çok yükleniyorsun abi motora. Ay sizin araba da bozulmak için bahane arıyor zaten. Ne oldu? Yağmurda kulağınız mı kaçtı arabanızın? Ben gideyim en iyisi. Peki Pelin'ciğim. Aferin. Yine gel, ben seni geçireyim, hadi gel. Ya bu araba yüzünden pasları gole çeviremiyorum. Yok yok, yeni bir araba şart. Ne yapıp edip babamı ikna etmem lazım. Acıyı tatlıyı en son baba duyar. Hayatın anlamı bir boşalır bir dolar çocuklara. Çocuklar bir sütün insanı yorar, gizliyi saklıyı, haksızı haklıyı, acıyı tatlıyı en son baba duyar. Made in Turkey. Önemli bir şey değil değil mi Hüseyin Bey'in hastalığı Sevinç? Aman yok canım, kum döküyor. Adamın içinde böbrek değil, sanki Antalya plajı var. Habire kum döküyor. Hayırlı Sevinç. Tabii ya, doğru söylüyorum. Onun döktüğü kumları biriktirseydik, inşaata satsaydık şimdiye kadar köşe olmuştuk. Hayırlı Sevinç, yapma ayol, yazıktır adama. Aa. Şükran. Efendim? İpeği kısmet buldum. Aa, sen mi söylüyorsun? Çocuğu bir görsen, pırlanta, pırlanta. Bu sefer kesin İpek beğenir. Ay, inşallah. Nasıl tanıştıracağız peki? Ben onu ayarladım. Nasıl yani? Canım, yarın çocuk buraya gelecek. Ay Sevinç, bu eve İpek'i görmeye gelenlerin haddi hesabı yok.
Yani Mehmet duyacak diye ödüm patlıyor. Ne yapayım Şükran? Senin kızın çıktığı mı var dışarıya? Vallahi sen bilirsin. İstersen iptal edeyim. Aa yok canım, zaten zor buluyoruz. Bırak gelsin, kısmetse olur. Hadi Şükrancığım, ben kalkıyorum, geç kaldım. Kalktın mı? Kaldım. Ay vallahi Sevinç, sen de olmasan yani umudum bile olmayacak. Sen hiç merak etme, ben her şeyi hallederim. Hüseyin Bey'e geçmiş olsun dileklerimi ilet. Sağ ol, çok teşekkürler. Hadi canım, güle güle. Hadi hoşça kal. Beklerim yine. Hoşça kal canım. Kimdi o? Ha, bizim Sevinç canım. Lafladık biraz. Aa, iyi, iyi yapmışsınız, iyi. Anne bir gelsene. Ne oldu çocuğum? Bir gel ya. Oğlum niye çağırıyorsun koca kadını ayağına? Gelip söylesene. Bir şey mi bulamadım da o yüzden. Neyini bulamadın? Gömleğimi. Ne yapacaksın bu saatte gömleği? Neyse Mehmet, neyse. Dur ben bir bakayım hangi gömleğiymiş o onun. Al işte. Yine salonda yalnız kaldım. Kesin bir Bizans oyunları dönüyordur şimdi. Ne oluyor çocuklar? Bu bakışlarınız babamızın arkasından dolap çeviriyoruz bakışlarına benziyor ha? Yok anne, olur mu hiç öyle şey? Ya ben... bir ara buluculuk işi vardı anne. Tamam, anlamıştım zaten. Mustafa arabayı satıp yenisini alalım diyor anne. Aa niye? Nesi var arabanın? Sorun da bu ya anne zaten. Hiçbir şey yok. Dört tekerin hürmetine araba diyoruz. Boyuna bozuluyor. El arabası gibi sürekli itiyorlar bizim arabayı. Hatta geçen gün ben bile ittim. Evladım, yeni araba ucuz bir şey mi? Hep beraber iteceğiz gerekirse. Eskisini satacağız anne. Sonra ablamın bankadan da kredi alırız. Şöyle eli yüzü düzgün itilmeyen bir araba alırız. Vallahi bence iyi fikir. Bence de. Bence de. Bence değil. Çünkü babanız bu fikri asla kabul etmez. Anne, geçen gün sen Sevinç teyzeye demiyor muydun bir evde kadın ne isterse olur diye? Aa! Bu da bizi dinlemiş ayol. Aa yok canım. Hadi anne ya. Canım annem, güzel annem. Yapma. Bir tanecik annem. Ay, hadi ay. Hadi yılışmayın. Ne tatlı değil mi kızlar annesine bak. Hadi oğlum. Oğlum yapma. Hadi lütfen. Çocuklar yılışmayın. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Zaman zaman etkisini gösteriyor. Özellikle sabah saatlerinde yağış etkisini arttırdı. Şu ana kadar itfaiye ve emniyet... Biliyor musun dünyada kendini dünya barışına adamış tek üniversitenin bu olduğuna hala inanamıyorum. Sizinle tanışmak istiyorum. Sahi mi? Gelip görüşürseniz çok sevinirim. Önünüze geleceğim. Burası her zaman okumak istediğim bir yerdi Hulyo. Mehmet. Evet. biz şey... Ekip halinde geldiğinize göre kesin bir şey var. Yine en son ben duyacağım değil mi? Yok baba, bu sefer ilk sen duyacaksın. Neymiş o? Ne? Mehmet, bizim araba var ya. Var. Şu bizim bozuk arabayı mı söylüyorsun anne? Hani şu tamirden hiç çıkmayanı. Evet baba, onu diyor. Hani 50 ile gidince motoru bozulanı, sağ şeritten kamyonlarla birlikte tın tın giden şey araba. Heh, işte onu diyorum. Hani geçen gün pencere kolu elimde kalan araba. Ha, hani kaloriferi kendini bile zor ısıtan arabayı diyorsun. Hani içi Sibirya gibi olan arabayı. Aa, içinde kendimizi kutup ayısı gibi hissettiğimiz araba değil mi bu? Ne diyorsunuz siz ya? Ne Sibirya'sı, ne ayısı? Mehmet, bizim arabayı hatırlatmaya çalışıyoruz sana. Hatırlıyorum efendim ben bizim arabayı. Da iyice hatırla diye yani baba. Tamam, hatırladık. Ne olmuş? Şey olmuş, biz aramızda düşündük de bizim aileye daha iyi bir araba yakışır dedik. Tamam işte, yarın tamir olunca daha iyi olacak. Öyle değil baba, yani iyi derken bambaşka, yepyeni bir araba diyoruz. Sıfır bir araba. Ya sıfır şart değil, ikinci el de olur. He, siz şimdi düşündünüz, taşındınız, arabayı değiştirelim diyorsunuz yani he? Evet. Olmaz efendim. Niye canım? Niye olmuyormuş? Evet ya, niye olmuyor? Şimdi bunlara laf da yetiştirilmez. Çok kalabalıklar.
Olmaz efendim, olmaz! Ya öf ya! Ne güzel, yepyeni bir arabamız olabilirdi oysa. Ya gıcır gıcır. Ne güzel, yeni bir evlilik gibi taptaze. Sunrooflu. Şükran Hanım, sen yeni bir arabanın kaç para olduğunu biliyor musun ha? Ben biliyor muyum Mustafa? Bunda bilinmeyecek bir şey yok. Bizim arabayı satınca geriye 1-2 milyar kalıyor. Ablamın bankasından krediyi alıyoruz, sonra da taksitle ödüyoruz. Aa, ne kadar basitmiş değil mi abla? Çocuk oyuncağı canım, Ceren bile araba sahibi olabilir bu zamanda. Ya bunlar bir olmuşlar, beni batırmaya çalışıyorlar ya. Hürmetler anneciğim. Canım. Hürmetler babacığım. Ay, kayınço. Öpeyim anneciğim. Ah merhaba. Ay seni severim. Aa canım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aman ne güzel ne güzel. Bütün aile bir aradayız. Aile saadeti. Babacığım bu arada benim de size arz etmek istediğim çok önemli bir mevzu vardı. Hayır Kadir, hiçbir şey arz edemezsin. Ama arz etmek zorundayım Hülya. Eğer ben bu konuyu arz etmezsem içim sıkılıyor, yüreğim daralıyor, ciğerim eziliyor, midem kazınıyor. Yani ne bileyim, taşikardim artıyor, panik atak oluyorum. Yani asabi oluyorum, asabiyim ben baba. Kadir, sen benimle biraz mutfağa gelir misin? Ben bir konuyu arz edeyim mi? Hemen gel, arz etmeden. Babacığım, izninizle. Damat Marzu harcım belli değil. Babam sizden para isteyecek dede. Hı? Havasını alır yavrucuğum. Mehmet, çocukla ne biçim konuşuyorsun öyle? Anneanne, ben havasını almak ne demek biliyorum. Aynı avcunu yalamak gibi bir şey. Sizinkiler resmen paraya el koydular. Yani benim o paraya ihtiyacım var. Bazı gereksinimlerim var Hülya. Kadir, o parayı geri istersen her şey biter. Ama hayatım, ben de darphane değilim ki. Para mı basıyorum yani? Sonra o para benim alnımın teri, bileğimin hakkı, gözümün nuru. Benim alnım da öyle her zaman terlemez yani. Evet. 40 yılın başı bir aileme yardım ettim. Onu da çok görüyorsun Kadir. Ben şu 3 milyarı alayım, ondan sonra 5 veririm, 10 veririm, 20 veririm. Ben 7 veren gül gibiyim Hülya. Sanki sende çok var. Nasıl vereceksin? Veririm ben Hülya. Ben parayı esirgemem. Para benim elimin kiri. Beykoz'daki arsalarımızı satarım. Şişli'deki dairelerimizi satarım. Saçmalıyorsun Kadir. Bizim Beykoz'da arsamız yok, Şişli'de de dairemiz yok. Evet yok. Ama olacak. İleride olacak. Şu 3 milyarı bir alayım, işleri genişleteceğim. Sonra karıma, dünyada eşi bulunmayan Hülya'ma çok güzel kırmızı pancurlu bir ev alacağım. Sonra kapısına mini mini aynı kırmızı tonlarında bir araba koyacağım. Sonra Beykoz'daki arsamızın üzerine yine kırmızı pancurlu bir yazlık yaptıracağım. Hafta sonu kaçamakları için. Gıdık. Ama sen bu parayı almama izin vermiyorsun ki. Mutlu olmamıza izin vermiyorsun ki. O kadar paraları yoktur Kadir. Ne olur isteyip de beni utandırma. Vardır vardır. Yastık altında, çekmece gözünde ya da kavanoz dibinde illaki vardır. Klasik bir Türk ailesi stoksuz yaşayamaz. Dur Kadir. Bunu yaparsan bir daha yüzümü göremezsin. Hiç mi? Hiç. Sunroof ne demek dede? Sunroof yavrucuğum, arabanın tepesine açılan pencere demek. Yani niye açıyorlarsa o pencereyi, sanki halı silkeliyorlar. Ya, halı çırpılmıyor ama arabanın içi daha aydınlık oluyor, daha havadar oluyor. Sizin araba zaten havadar dede, her yerinden rüzgar giriyor. Olur mu yavrucuğum? Bizim arabanın çelik jantı var, sis farı var, lüks teybi var ya. Ama hava yastığı yok. Allah korusun bir kaza olsa camdan fırlarız. Hava yastıklı arabalar kaç para biliyor musunuz Şükran Hanım? Senin kırlentlerinden koymuyorlar oraya. Vallahi annem haklı. En azından ABS lazım baba. Tabii baba. Evin önünde durabilmek için Kadıköy'de frene basmaya başlıyor Mustafa. Ne güzel söyledin peki ya. Araba kullanacağız diye kas yapıyoruz. Kas yapacağına hesap yap beyefendi. Parayı kolay kazanmıyoruz biz. Hmm.
Tamam. Tamam. Madem sen istemiyorsun, ben parayı geri istemeyeceğim. Lakin bu durumda Şişli'deki apartman dairesini unutmak zorundasın. Olsun Kadir. Sonra alırız daireyi. Umarım paraları olduğu zaman ödeyecek kadar duyarlı davranırlar. Biz de aile geçindiriyoruz. Su yakmıyoruz ki. Hiç istemeyelim Kadir. Olur. Hiç istemeyelim. Zaten paraları yok. Kıt kanaat geçiniyor onlar. Haklısın. Açlık sınırında yaşayan karımın ailesine ben yapamam bunu. Ben Hülya'mı üzeceğime, karımı üzeceğime likiditesiz kalmayı tercih ederim. Kadir! Hülya! Biz paramızı ne zaman alacağız ya? Bunların ne zaman paraları olacak? Hadi baba ya. Sanayide herkes çekti altına son model arabaları. Biz hala külüstürle gidip geliyoruz. Yani o sanayide sen en eskisin diye arabanın da eski olmak zorunluluğu yok değil mi Mehmet? Vallahi ben olsam kapısında eski püskü bir araba olan dükkana torna işi vermem. Ay abartma Defne. E tabi abla. Artık bütün patates soğancılar bile spor arabayla geziyor. Ya parayı düşünüyorsan ben öderim baba. Biz de jip alacak değiliz ya, orta halli bir şey alacağız. Tabi tabi Mustafa öder. Nasıl ödeyecekse dönüp dolaşıp o borç bana gelecek nasıl olsa. Borç bana gelecek dediğine göre babam kabul etti. Yakışır babama. Dediğin gibi tamam mı Kadir? Tamam, tamam Hülya Hanım. Afiyet olsun. Hadi gel abla biz yeri. Bak, ayda 200 milyondan fazla taksit ödemem. Bir yıldan fazla da taksit istemem. Alıyor musun, satıyor musun? Beni de teferruatlarla uğraştırma, tamam mı Mustafa Efendi? Aslan babam be, en kral arabayı çekeceğim altına. Nasıl da düşünür babasını. Bak sakın dövizle falan kredi alıp beni Amerika ile karşı karşıya getirmeyin ha. Amerika Saddam'la uğraşıyor baba, sana bulaşmazlar korkma. Sen sus bakayım, hadi 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 geçin içeri, yemeğinizi yediniz, hadi hadi. Heyt be, sanayiye girerken sunroof'tan başını çıkarıp kendini alkışlayan esnafı selamlayacak babam yani. Saçma sapan konuşma canım, cumhurbaşkanı mıyım ben ya? Ne oluyor anne? Yeni araba almayı düşünüyoruz da kızım. Vay, hangi parayla? Eskisini satacağız enişte, üzerine de ablamın bankadan kredi alacağız. Tabii, niye olmasın? Öyle mi? Sakın kendi başına bir iş yapma kayınço. Satış işini biz beraber hallederiz. Ne kadar eriyor sizin arabanın ederi, bedeli? 4-5 milyar eder herhalde. 6'ya satarız, sen hiç merak etme. Sahi mi enişte? Tabii kayınço. Gel biz seninle içeri geçelim de detayları konuşalım. Şu vereceğimiz ilanı hazırlayalım. Tamam, hazırlayalım. Yemeğini yeseydin damat. Yok babacığım, ben tokum. Zaten daha önce yemiştim. Gel kayınço biz içeri geçelim. Yine yüksekten uçuyor senin bu Arzu Halcı kocan. Aman anne. Arzu Halcı ne demek dede? Arzu Halcı demek yavrum. Kendi derdini anlatamayan kişilere yazı yazan, onlar adına cümle kuran kişi demek. Anneannen gibi. Ya 5 milyarlık arabayı 6'ya nasıl satacaksın ki enişte? Satarız kayınço, satarız. Bütün iş marketing strateji. Yani pazarlama stratejisinde. Stratejilik bir iş yok ki enişte, ilanı vereceğiz, millet gelip görecek. Tamam oğlum, işte ilan. İlanı nasıl verdiğine bağlı iş. Nasıl? Sen şimdi oradan bir kağıt kalem getir bana, ben sana bir ilan yazayım, bak nasıl oluyormuş. Bugüne bugün enişten otomobil piyasasının Ort Prof dırıdır oğlum. Ama yaya bir Ort Prof'tır, daha arabası bile yok. Aranan sıfır grubu RH pozitif kan bulunmuştur. Çelik jant, sis farı, yepyeni koltuk kılıfları. Ya ne gerek var ki enişte bunları yazmaya? Olur mu kayınço? Malımızı satıyoruz. Malımızı övmeyelim de gömelim mi yani? Ne varsa yazacağız tabii. Otoriverslü teyp, spor direksiyon simidi, motor yeni. Ya bizim motor yeni değil ki. Ya olsun kayınço, motoru mu bozdun sen? Motoru mazotla güzelce bir yıkatırız, tertemiz olur. Kim anlayacak ki? Kazası yok. Ha? Çok temiz. Tabii. Bakımlı. Ha? Doktordan.
Doktordan mı? Evet, doktordan. İyi de babam doktor değil ki enişte. Hadi ya, değil mi? Ya ne diyorsun kayınço? Arabayı onun yerine biz satacağız. Bu adamlar gelip diploma soracak halleri yok ya. Çalıştır şu saksıyı be kayınço. Ya tornacıdan diyelim daha iyi. Hem tornacılar arabadan anlıyor. Evet doğru doğru ama ne yapalım ki milletimiz doktordan ve bayandan araba almaya bayılıyor. İyi o zaman. Ama sakın babam duymasın. Korkma. Enişten olduğu sürece duymaz. Ver bakalım şu ilanı. Şimdi buna bir de arabamızın markasını ekleyelim. Bir de benim cep numaramı verelim. He? Dükkanın telefonunu verseydin ya enişte. 04. Bu işle bizzat ben ilgileneceğim kayınço. Size kalsa o canım arabayı ucuza satarsınız. Hadi gidip verelim şu ilanı. Ya enişte babamda vallahi hiç doktor tipi yok. Biri çıkıp ruhsat sahibiyle görüşmek istiyorum derse. Ya kayınço sen beni öldüreceksin mi ya? İstemez. Hadi yürü hadi yürü gidelim. Hadi yürü çabuk çabuk çabuk. Hadi yürü ya vallahi. Buyurun canım. Aa, teşekkür ederim. Zahmet oldu Şükran. Aa, rica ederim. Teşekkür ederim. Dökülmesin alayım. Afiyet olsun. Demek arabayı satıyorsunuz Mehmetciğim. Vallahi çok iyi bir şey yapıyorsunuz yani. Bence de. Doğrusu o araba size hiç yakışmıyordu Şükrancığım. Evet canım, bir yakışanını alacağız inşallah da... bu insanlara yakışan arabalar nerede satılıyor Allah aşkına? İstersen bizim jipi aldığımız yere gideriz Mehmet Usta. Bir 4x4 yakışır sana. Aman efendim aman ben jip mi istemem. Ya yüksek oluyor onlar. Dağa mı tırmanacağız? Dağcı mıyım ben? İlahi Mehmet Bey, sanki biz dağcı mıyız? Herhalde 4x4 ile dağa gidilir. Yani şehir içinde 4x4 olsa ne olur, 8x16 olsa ne olur? Aa, öyle deme Mehmet. Müjganların Zekeriya köyde yaptırdıkları şato var ya... o şatonun yolu dağ yolu gibiymiş. Yolun üstünde adam boyunda çukurlar varmış. Vallahi öyle. Şatomuz var ama yolumuz yok daha. Ya, şaton mu var? Derdin var işte. Geldim. Aa, dur geldim ayol. Ay sen miydin ay? Merhaba Şükran. Hoş geldin gel. Ne haber nasılsın? İyilik sen? Hastaneye gidiyordum da bir uğrayayım dedim. Ne haber ne yaptı İpek? Ne yapsın da niye sordun? Aa, ayol çocuk gelecekti ya. Aa, ben daha söylemedim ki be. Aa, vallahi bu sefer kaçırmasın. 10 parmağında 10 marifet, pırlanta gibi çocuk. Hoş geldin Sevinç teyze. Hoş bulduk İpekciğim. Şöyle spor bir araba istiyorum bak. Sunroof'u, hatchback, motoru da güçlü, uçar vallahi. Al abi al, yakışır sana. Ama usta böyle arabaları sevmez. Oğlum babam karışmıyor ki. Bizim arabayı sat git istediğini al dedi. Günaydın. Günaydın usta. Hoş geldin baba. Mustafa. Efendim bizim baba. Araba satılınca şu komşunun panelvanından alalım diyorum. Ya baba o araba ticari amaçlı. Tamam işte biz de bir nevi ticaret yapıyoruz. Böyle tavanı falan da yüksek, arkada kapısı da var. İstediğin malı taşı yükle. Çok iyi valla, tam istediğimiz gibi. Ya baba o araba çok büyük ya, binek arabası değil ki, taşıma amaçlı. Ne yapacağız yani? 2 kişilik spor araba mı alacağız? Ne güzel işte usta, hem spor yapmış olursun. Aman ne espri. Yürü git çay söyle hadi, yürü. Ya baba. Ben şöyle bir şey düşünmüştüm. Araba mı şimdi bu? Niye güzel değil mi? Bak dışı ufak ama içi ferah. Almışken bisiklet alalım bari. Şöyle ferah bineriz. Olmaz efendim olmaz. Almışken kullanışlı bir şey almalı. Öyle ailece pikniğe gideriz. Atarız arka sırada mangalı. Oh gel keyfim gel. Hem şehirler arası da daha rahat olur. Baba o resmen otobüs. Ha, biz hiç otobüs görmedik. Ya ne güzel panel var işte. Daha ne istiyorsun? Ay keşke Hüseyin hastanede olmasaydı, ben de kalırdım. Ay çok merak ettim Şükran. Anlaşabilecekler mi acaba? Anlaşsalar keşke. Yakışıklı mı bari çocuk? Aa, ben pırlanta diyorum, sen yakışıklı mı diyorsun? Ben yamuk yumuk tipsiz birini bulur muyum hiç Şükrancığım?
Ay inşallah beğenir bu sefer. Yaşı da geçiyor. Üf, başıma kalacak, kesin başıma kalacak. Kalmaz canım, kalmaz. Onun burada Sevinç teyzesi var. O 50'sine de gelse bulurum ben ona birilerini. Neyse ben artık kalkayım Şükrancığım. Geç kaldım. Sen bilirsin canım. Çantamı. Hadi hoşça kal. Hadi canım, güle güle. Aa, hoş geldiniz Sevinç teyze. Hoş bulduk kızım. Nasılsın? İyiyim. Ne o? Yine bir kısmet falan mı çıktı ablama? Ay yok canım, ne kısmeti? Senin işin gücün yok mu Defne? Hadi git bakayım kahvaltı sofrasını topla. Hadi Şükrancığım, hoşça kal. Güle güle, geçmiş olsun yeniden. Sağ ol, çok teşekkürler. Hadi. Ben yine uğrayacağım sana. Oldu canım, hadi güle güle. Anne. Efendim yavrum? Yoksa yine birileri mi gelecek? Evet gelecek, evet. Bak gel bir dakika, gel güzel kızım. Şimdi bu gelecek çocuk pırlanta gibiymiş. Sevinç teyzen öyle dedi. Hem de çok yakışıklıymış. O kadar varlıklıymış ki biliyor musun? Artık bu sefer ısrar etme. Bari bu sefer hayır deme. Ne ama annesi. Ay evde kaldım başıma. Of ya. Pelin beni bir panelvanın içinde görse yüz vereceği varsa da vermez. Verdin mi ilanı gazeteye? Verdim baba. Getir bakayım gazeteyi, ne yazdırdın? Gazeteyi mi? Evet, alıp bir bakmadın mı ilana? Yok, bakmadım. Nasıl olsa çıkmıştır canım. Ya ne kaygısızsın be. Git al gel bir gazete de ben de bakayım hadi. Şimdi yandık. Buyurun saçayı. Ulan gel, ulan seni çırak diye pes diyene. Pardon be. Ulan hem yandım hem battım be. Tam zamanında, bravo Hasan. Bak kızım, artık yeterince büyüdün. Evlenip yuva kurmanın zamanı geldi. Anne, böyle yöntemlerle evlenemem ben. Böyle yöntemlerle evlenme. Kendi yöntemlerinle evlen. Evlen de nasıl evlenirsen evlen. Ya çok mu önemli benim evlenmem ya? Çok önemli senin evlenmen. Ay şunun rahatlığına bak ayol. Etraftan laflar gelmeye başladı evde mi kaldı diye. Benim evlenmemden etraftakilere ne? Bana bak, üstüne çeki düzen ver. Neredeyse gelir çocuk. Oturun, konuşun, anlaşın, evlenin. Ay, ay bıktım. Ay geldi mi ne? Ay, ay vallahi mahveder bunlar insanı. Evet efendim, hürmetler anneciğim. Evet efendim, araba gayet güzel efendim. Evet, kazası yok. Vuruğu, çürüğü, çarığı, kırığı hiçbir şey yok efendim. Evet, yürüyen akşamı da gayet iyi efendim. Tabii çok iyi durumda efendim. Çok temiz bakılmış. Tabii şimdi bu sahipleri doktor olduğundan dolayı efendim arabaya temiz bakmış. Bilirsiniz doktorlar temiz insanlardır efendim. Elbette, elbette. Fiyatı 6 milyarcık efendim. Aman efendim, istirham ederim, çok olur mu? Efendim görmeden bir şey söylemeyin. Buyurun gelin bir görün, öyle şey yapalım biz durumu şeye. Aman be, gelme, sen gelme. Kiminle konuşuyordun sen? Anneciğim, arabanızı satmaya çalışıyorum da yani ben yardımcı olayım diye şey yaptım. Şeyden arıyorlar yani, gazete ilanı için aramışlar, şey yapmışlar. Sen mi satıyorsun? Evet tabii anneciğim, siz de bilirsiniz ya, ben bu alım satım işlerinde bir hayli ustayımdır yani, bu işlerden çok iyi anlarım. Yani profesörü sayılırım bu işlerin neredeyse. Şimdi o yüzden ben biraz önce söyledim, ben size yardımcı olmak isterim. Şimdi Mustafa çocuk, yani Mustafa'yı kandırırlar, kazıklarlar ama benim içim buna el vermez yani, benim sonra uykularım kaçar. Değil mi anneciğim? İzninizle. Alo efendim, evet efendim, 1984 model efendim, beyaz. Evet efendim, beyaz bir araba. Pek hayra alamet değil bu iş ama dur bakalım. Ya bırak şunu, iyice lekeleyeceksin ya. Usta, bırak. Ya istemeyerek oldu usta ya. Yok, bir de isteyerek olsaydı. Baba bunun lekesi geçmez, git eve değiştir de yıkansın hadi. Değiştireyim şunu. Ya çekin çocuğum, çekin, patlatacağım şimdi ha. Ya usta kusura bakma ya. Sus konuşma. Vallahi iyi ki döktün oğlum, yoksa araba ilanını göreceğim diye tutturmuştu. Ne var ki ilanda? Doktordan temiz araba diye verdik ilanı. Görse cerrahi müdahalede bulunurdu vallahi. İpek! Efendim? Ay efendim diyor ayol. Geleceğine efendim diyor.
İyi günler. Şükran teyze. Evet. Merhaba. Hoş geldiniz Çırçır. Bu torbayı da kurtarabilir misiniz acaba? Tabii. Torbamı alabilir miyim acaba? Öylece gelseydin çocuğum. Olur mu efendim? Toz olur, pislik olur. Kolay mı ev temizlemek? Geç. Çiçeği alabilir miyim? Geç. Buyur. Siz geçin, ben İpek'i çağırayım. Tamam. Anne. O zaman öyle gel, hadi. Uf anne ya, of ya, of. Sen nikah memuru falan olsaydın ya, sürekli birilerini evlendirir rahatlardın. Siz evlenin, o bana yeter çocuğum, hadi. Hiç evlenme falan bekleme anne, bir merhaba derim o kadar. Ay bunlar beni öldürecek ayol. Ne zormuş kız çocuğu sahibi olmak, yürü hadi yürü yürü. Çocuğum sizi kızım İpek'le tanıştırayım, İpek. Merhaba. Vedat. Merhaba. Bundan sizin için. Mersi. Kazağınız ne kadar güzel. Geçen kış aynı örnekten kız kardeşimi örmüştüm. Siz mi ördünüz? Yok canım, daha neler artık. Yok, şey yapıyor, espri yapıyor. Daha doğrusu iltifat ya. Ay çok nezaketli bir çocuk. Sağ olun. Hadi siz ikiniz konuşun, kaynaşın. Ben size içecek bir şeyler getireyim. Jantlar çelik efendim. Evet, çukur mukur, kasis, masis, istediğiniz gibi girip çıkabilirsiniz. Hiç fark etmez efendim ve asla eğilmez. Motor yeni efendim, 2 ay önce yeniledik. İnanır mısınız, araba 180 vuruyor. Evet tabii efendim. Satamadı mı bu daha arabayı? Ay satamadı anne. Yalnız bizim arabayı öyle bir anlatıyor ki sanki uzay mekiği satıyor sanırsın. Sahibi şey efendim, doktor efendim. Evet, doktor. 6 milyarcık isterler efendim. Aman efendim, istirham ederim, teessüf ederim. Yani 6 milyarcık çok bir para değil. Siz günümüzde bir doktorun bir arabaya nasıl bindiğini bilir misiniz? Nasılsınız? İyiyim. Ya siz? Ben değilim. Ne güzel. Ben bir kapıya bakayım. Baba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa, ne oldu, üstüne ne döküldü? Ne olacak? Hasan çay döktü. Şu tıp Sakarlığa bir çare bulsa üşenmeyeceğim, yatıracağım hastaneye, ama bulan eden yok tabii ki. Bununla uğraşıp duracağız. Bu kim? Kim? O. Ben Vedat efendim. Mehmet, ne işin var bu saatte senin evde? Niye şaşırdınız Şükran Hanım? Bu kim? Sevinç'in yeğeni. Sevinç'in yeğeni. Sevinç hastaneye gitmiş kocasını ziyarete. Çocuk da gelmiş, kapıda kalmış. Sevinç'in yeğeni. Hadi baba çıkar da şu pantolonu suya bastırayım ben. Tamam, acelesi yok, kurudu zaten. Hoş geldin evladım, hoş geldin. Hadi otur bakalım. Seni de kaynanan seviyormuş. Çaylar hazır. Çay için hadi beraberce. Buyurun. Eniştem arabayı alıcı buldu mu acaba ya? Ya arabayı niye o satıyor? Vallahi hiçbir şey anlamadım ben bu işten. Ya daha pahalıya satacağım dedi. Özel olarak ilgileniyor işte. Vallahi abi hiç hayra alamet değil. Bilmiyorum yani.
Genç, okuyor musun bakalım? Hayır, üniversite bitti. Ama şimdilik çalışmıyorum. İş bulmak lazım, çalışmak lazım bu devirde. Öyle evde oturmakla olmaz. Babamla bir mantı evi projemiz var. Olursa bakalım. Mantı evi ha? İşletmecilik demek, ne güzel. Çok iyi, çok para var o işlerde. Geleceği garanti. Babam işletecek, ben mantı yapacağım. Çok güzel mantı yaptığımı söylerler. Sen mantı yapıyorsun ha? Bravo. Gözleme de yaparım. Mantı evinde gözleme satmayı da düşünüyoruz. Maşallah, marifetli çocuk. Mantı yapan insan her şeyi becerebilir. Karnıyarık. İşte. Daha bir kere yaptım. Ama daha ziyade hamur işlerini daha iyi yaparım. Sigara böreği, çiğ börek. Kazak da örüyormuş baba. Örüyorum. Maşallah, maşallah. Fakat ütü işine pek alışamadım. Hep çift çizgi oluyor pantolonlar. Olur o kadar canım. Bizim Defne'den daha iyi ev kızı. Nereden öğrenmiş bu kadar şey? Dikişten de pek anlamıyorum. Dantel iyidir ama o yanında kış falan beceremiyor. Bulaşık makinesinin işini yapmaktan ellerim pörsüdü vallahi. Eldiven kullanın o zaman. Bakın ben öyle yapıyorum. Çok bakımlı gerçekten. Manikür mü bu? Yok, törpüledim o kadar. Biraz da krem tabii. Bu soğuklarda sürmeyince ellerim kösele gibi oluyor. Çay lekesi nasıl çıkar onu da bilirsiniz siz. Sirke ve limon lazım. Çıkarın isterseniz, ben hemen halledeyim. Yok yok, aman aman evladım, kalsın kalsın. Bu Sevinç'in yeğeni de tam bir ev kızıymış ha. Baksana ana kuzusu belli. Akıllı çocuk ama. Elinden her iş geliyor, görmüyor musun? Vallahi kızlarımdan birini böyle biri istesin, aynen sepetlerim. Yok canım. Nereden isteyecek, ne alaka? Neyse. şu mantı dükkanını açarsanız bir gün bir mantınızı yemeye geliriz. Tabii. Müsaadenizle benim mutfakta bir işim var. Hadi Vedat'cığım çocuğum, sen git, sonra yine gelirsin. Tamam, olur. Bir hata mı yaptım? Yok çocuğum, yok, sende değil hata. Hadi çocuğum. Peki efendim. Hadi çabukum. Hadi çocuğum. Hadi. Hadi güle güle çocuğum. Görüşmeler. Yine bekleriz, hoşça kal. Terliklerini de mi getirmiş? Şükran, ben çıkıyorum. Mehmet, sen bugün erken çıkıyorsun. Terzi hastaneden taburcu oluyor bugün. Gidip adama yardım edeyim biraz. İyi, et ya. Bakalım kum kalmış mı içinde, ha? Hadi eyvallah. Doktordan dedim efendim, evet doktordan. Efendim var ya, Doktor Huxtable, hani Bill Cosby, Cosby ailesi. Doktor Bill Cosby Huxtable, ha? Siz de onlar gibi geniş ve kalabalık bir aileseniz tam size göre arabamız. Rahat, ferah, kocaman efendim. Tabii efendim, tabii. Bütün bakımları tamam, süper muhteşem bir motor var efendim. Tabii, sol şeridi kapatırsınız, bastırır gidersiniz. Doktor Mehmet Bey 6 milyarcık ister efendim. Aman beyefendi, olur mu? Yani peki tamam, sizin o güzel hattınız için 5900'e ben hallederim. 5,5 milyar olur mu beyefendi? Yok beyefendi. O kadar, peki. İyi günler efendim, iyi günler. Ya enişte 5,5'a bıraksana. Olur mu kayınço ya? Sen karışma ya. Sen karışma kardeşim. Ben bu arabayı eğer ben kadirsem 6 milyara satacağım. Göreceksin bak. Efendim. Kayınço. Alo. Evet. Buyurun. Özellikler aynen yazıldığı gibi. Evet. 5 milyar istiyoruz. Doktordan. Evet. Tabii gelip görebilirsiniz. Tabii. Tamam. Yazın efendim adresi. Bekliyorum.
Bak araba böyle satılır enişte. Yok ya, 5 milyara babam da satar. Fiyatı o zaten. Alo, evet söylüyorum adresi. Yangın olur, biz yangına gideriz. Düz ovada keklik gibi sekeriz. Düz ovada. Buyurun, buyurun efendim, buyurun, buyurun. Alalım efendim üstümüzde içeri. Evet, efendim madem şimdi şey yapmaya ne gerek var yani, ruhsat sahibini görmeye ne gerek var? Hürmetle neden o anneciğim, beyefendi araba için şey yapmış da onu şey yapıyoruz yani. Hoş buyurun, geldin. Buyurun efendim. Efendim. Buyurun, madem böyle siz arabayı beğendiniz, ruhsat sahibini görmeye hiç gerek yok. Biz hemen yarın gideriz, Mehmet Bey'den vekaletnameyi falan alır, işlemlere başlarız. Değil mi kayınço? Evet. Olur mu efendim? Önce bir tanışalım kendisiyle. Malum 1000 tane araba el değiştiriyor her gün. Hırsızlık malı var, motoru değişen var. Ya hoş görürsünüz umarım. Tabii. Top sende kayınço. Haklısınız, haklısınız da... Babasıyla tanışamıyorsunuz. Ama sorun bakalım bir niye tanışamıyorsunuz. Niye? Çünkü babam evde yok. Yok. Olsun, bekleriz biraz. Nasıl? Evet de şey, Mehmet Bey ameliyattalar. Ne? Yani malum haliniz beyin denilen organ biraz komplike, biraz karışık, kompleks bir organ. Yani içinde böyle bir sürü girinti var, çıkıntı var, oralara gireceksiniz aralarından falan. Mustafa, ya, işte. Ne oluyor çocuğum, ne ameliyatı yoksa babana? Ben sana anlatayım anneciğim. Ne oldu ya? Gel bak şimdi, bu hastane işi. Ben o zaman biraz kapora bırakayım, araba satılmasın. Kendisiyle sonra tanışırız. Yani alayım o zaman ben biraz. Hay Allah ya, adam ruhsat sahibiyle tanışacağım diye tutturdu. Ne sakıncası var, tanışsın çocuğum. Ya adam babamı doktor sanıyor. Ne demek o yani? Enişten burada telefonla konuşurken doktor doktor diye babandan mı bahsediyordu? Evet işte eniştemin cinliği, ilanı öyle yazdırdı. Ne olacak şimdi ya baban gelirse? Tamamdır efendim, yarın noterde buluşur, işlemleri şey yaparız. Bana bir kağıt falan vermeyecek misiniz parayı aldığınıza dair? Kağıt mı hocam, yani kağıda ne gerek var yani? Araba sizin, bize güvenmiyor musunuz? Efendim, güven başka, iş başka. Devir güvenmeme devri. Haklısınız beyefendiciğim, ne deseniz haklısınız. Ben o zaman size bila mukabele bir kağıt şey yaptırayım. Onu, evet. Kadir. Baba. Merhabalar efendim. Siz Mehmet Bey olmalısınız. Evet benim. Bendeniz de İbrahim Ertürk. Hoş geldiniz babacığım. Hürmetler ederim. Ben şeyinizi şey yapayım babacığım. Beyefendi şey için gelmiş babacığım. Arabamıza talip. Öyle evet. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Buyurun, efendim. Buyurun oturun. Rahatsız olmayın. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Hamdolsun iyiyiz işte. Hastanız nasıl oldu? İyi mi durumu? Hasta mı? Hastanede olduğumu söylediler de mi? İyi iyi. Kum döküyordu böbreklerinden. Bugün taburcu oldu. İyi maşallah, iyi. Böbrek mi? Yani ben böbrekmiş meğerse. Ben şey zannettim, beyin zannettim babacığım. Öyle şey yaptıydım ben. Sizin işiniz de çok zor olmalı. Ya bunca yıllık arkadaşım, tabii ki insan acı çekerken görünce üzülüyor biraz. Şimdi apı yuttuk, babam da tam gelecek zamanı buldu ya. Vazgeçip gidecek adam. Hay Allah, tam da beğenmişti arabayı. Bizim külüstürü başka kim beğenir? Şimdi tam olarak anlayamadım branşınızı. Beyin cerrahisi mi yoksa dahiliye falan mı? Şey efendim, genel cerrahi, genel cerrahi. Genel falan değil canım. Dahiliydi galiba, böbrekten yatıyordu. Galiba mı? Yani uzmanlık alanısı beyin cerrahisi, dahiliyede de doktorasını şey yapıyor. Ne diyorsun damat? Mehmetciğim hoş geldin. Anneciğim hürmet ederim, buyurun oturun. Nasılsın canım? Neyse efendim, şimdi kapatalım biz bu böyle kanlı bıçaklı konuları, vahşet konularını da. Ben size buyurun kağıdınızı takdim edeyim. Ondan sonra şimdi siz yarın getirirsiniz parayı, götürürsünüz arabayı. Değil mi kayınço? Evet. Sağ olun. Umarım hastalarınız olduğu kadar arabaya da özenli davranmışsınızdır. Tabii canım, babam arabaya insan gibi davranır. Yaşa kayınço. Sonra benim babamın bindiği arabadan asla ses gelmez. Yani ya bir bakıma arabaya anestezi yapıp öyle biner. Mehmet çok titizdir. Arabasını güzel yıkar,
Yetmez, ikinci su bir de oksijenli suyla yıkar. Bazen tentir diyor, sürdüğü bile olur. Bizim araba her zaman dezenfektedir. Biz galoşla bineriz arabaya. Ya sonra arabada ayrıca temiz galoş sepetimiz, kirli galoş sepetimiz de vardır. Ya çok ilginç. Demek boşuna doktordan araba demiyorlar. Doktordan mı? Biz o kadar meraklıdır ki arabasına. Arabadan bazen bir ses gelince bir de bakarsınız bir hemşire gelmiş sus yapıyor. Babam motor konusunda çok hassastır. Bir ses geldi mi hemen anjiyo yapar, tomografi çeker. Hatta MR'ını bile çektirir yani. Asla onun bozulmasına izin veremez. Vermez. 6-7 yıl boşuna okumamış demek ki. 6-7 sene mi? Kim okumuş? Ben mi? Sen tabii şekerim, kim olacak? Ay, arabaya bakım yapmaktan kaç sene okuduğunu unuttu. Niye unutayım canım? Allah Allah. 2 sene torna tesviye çıraklık eğitimi aldım. Hepsi bu. Yani bu doktorların terminolojisine de aklıma ermiyor yani. Babam 2 sene Amerika'da üroloji, mikrobiyoloji, jinekoloji ve vesaire vesaire eğitimler aldı. Onun tabirine göre bu torna tesviye oluyor. Hasan telefonda bir torna işi varmış, gelmeyecekler mi diyor. Ya Mustafa gider şimdi. Benim hiç paso çekecek halim yok. Hasan, abin geliyormuş, tamam mı? Tabii baba, sen ameliyattan yeni çıktın. Pasoyu da ben çekerim. Babam alçı almaya paso çekmek diyor da. Enteresan. Siz de mi tıp okuyorsunuz? Evet, tabii tabii okuyorum. Hasbinallah. Vallahi doktorların arasına düştük desenize. Hazır bulmuşken şu göğsümde bir ağrı var. Onu da sorayım Mehmet Bey. Şunlar. Bir dakika. Ben bakayım. Size ben bakayım. Yersene. Evet. Tam olarak neresi? Tam şurası. Evet, burası. Evet. Sigara içiyor musunuz? Evet. Size yasaklıyorum sigarayı. İçerseniz ağrır, kesince geçer. Siz artık kağıdınızı aldınız, muayenenizde oldunuz. Biz sizi yarın bekleriz efendim. Evet, neyse. Ben de sizi fazla meşgul etmeyeyim. Ameliyattan çıktınız zaten, yorgunsunuzdur Mehmet Bey. Yarın görüşürüz artık. Buyurun, şeyinizi de takdim edeyim ben. Hürmetler ederim efendim. İyi günler. İyi günler efendim. İyi günler. Evet. Çok merak ediyorum. Kim anlatacak? Neyi baba? Mikrobiyolojiye neden torna tesviye dediğimi. Oh! Merhaba Mustafa. Hoş geldin Pelin. Hoş bulduk. Arabayı sattığınızı duydum. Evet, sattım. Daha sportif bir şey alacağız inşallah. Ay çok sevindim. Neydi o zaten, hiç yakışmıyordu sana. Yakışmıyordu değil mi? Kızlar içeride mi? İçeride geçsen. Tamam, görüşürüz. Evet, artık bana yakışan, hiç bozulmayan bir araba alacağım. O zaman da seni istediğin yere bırakabileceğim güzelim. Aa, Mustafa, nereye çocuğun? Şu adam gelmeden bizim emektarla bir turlayacağım anne. Olmaz, şimdi gelir adam. Ya ben hemen gider gelirim, şimdi vedalaşayım arabayla ya, yıllarca taşıdı bizi. Allah Allah, hadi çabuk ol o zaman. Dikkatli git ha, arabaya son dakika bir şey olmasın. Ya ayıp ettin anne, ne olacak, ben gidim geleceğim. Hadi hadi çabuk ol, Allah Allah, Allah Allah. Ben şu erkek milletine hiç anlayamadım. Arabayla vedalaşıyorum. Sanki insan bu araba, inanılmaz bir şey. Nereye gidiyorum dedi bu oğlan şimdi Şükran. Son bir kez arabayla şöyle bir dolaşayım dedi. Gelir şimdi. Madem gelmek üzereymiş, ben şu parayı bir sayayım. Ben saydım parayı. Para tamam. Öyle mi? Hı. Peki. Ya şu anahtar gelseydi? Gelir. Şimdi gelir. Hı, geldi. Neredesin be evladım? Ya arabayla son kez bir turlayayım demiştim de. Ver bakayım şu anahtarlarla, ruhsatı ver. Ver. Hı. Buyurun beyefendi, ruhsatınız, anahtarınız. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Size de hayırlı uğurlu olsun. Ben hemen müsaadenizi isteyeyim. Size iyi günler. Sen ne? Yok, çekin. Hadi hepinize iyi günler. İyi günler efendim. Hadi. Hayırlı olsun efendim. Dikkatli sürün, aman ha. İyi günler efendim. İyi günler, hoşça kalın. İyi günler.
Babacığım, ben şey diyecektim. Hazır her şey hallolmuşken ve paralar böyle ortadayken size bir konuyu arz etmek şey yapmıştım, istemiştim. Neymiş o? Ah, ben bakarım. Merhaba anne. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Hatırlarsanız babacığım, bana bir 3 milyar lira borcunuz olacaktı. Bu smokin olayından dolayı. Hatırladınız mı? Evet, hatırladım. İşte ben onu çok affınıza sığınarak, yani istirham edeceğim sizden. Kadir! Hülya! Bu yaptıklarına inanamıyorum Kadir. Hani söz vermiştin, hani istemeyecektin? Ben gidiyorum. Ama Hülya, keklim. Yavrum bak dinle, açıklayabilirim. Babacığım, biz şimdi nerede kalmıştık? Biz bu parayla panelvan alacağız damat. Hem parayı biz Hülya'dan aldık. Fakat babacığım, bu paralar aslen benimdir. Kapıda durmadı bugün. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk hanımefendi. Öyle. Hayrola İbrahim Bey, bir şey mi oldu? Evet Mehmet Bey, sanırım arabanıza MR çektirmeniz gerekiyor. Çünkü ön kapı içine göçmüş. Ama nasıl olur? Bilmem. Bunu soracağınız kişi ben değilim herhalde. Hadi size iyi günler. Ama o paralar... Bir dakika. Beyefendi, o paralar şeyin, benim paralarım beyefendi. Bir dakika. Ben hiçbir şey anlamadım bu işten. Yani ne oldu şimdi bizim arabaya? Bunu soracağım kişi kim acaba? Araba yoldan çıktı, direğe çarptım. Ya ben sana ne diyeyim ha? Ne diyeyim ben sana ya? Ya sürat yapma diyorum, gaza basma diyorum, dinlemiyorsun ki. Ne olacak şimdi? Biz o parayla panelvan alacaktık. Yani sizin ipinizle kuyuya inilmez. İnilmez sizin ipinizle kuyuya. Adam olmayacaksınız. Hiçbiriniz adam olmazsınız. Adam olmayacaksınız. Bak, ne oldu? Ben sana söylüyorum. O damat da adam olmaz. Sen de adam olmazsın. Kızlarında da iş yok zaten. Onlar da değil. Tamam, sakin ol. Saklıyı, haksızı haklıyı, acıyı tanıyıp.